İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Batı Ermenistan'ın evlatları Mardiros Jamgochyan, Vedant Patel. Washington, Doğu Ermenistan ile Azerbaycan arasında kalıcı barışın mümkün olduğuna inanıyor. Doğu Ermenistan ve Azerbaycan Almatı Deklarasyonu'na ve dolayısıyla birbirlerinin toprak bütünlüğüne bağlılıklarını yeniden teyit ettiler. Artsakh Dışişleri Bakanlığı'ndan Charles Michel'in açıklamasına yanıt. ABD liderliği Artsakh halkının haklarını görmezden gelmeye devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Artsakh'ın Ermeni manevi mirasını yok ediyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nin UNESCO daimi temsilcisi, Azerbaycan tarafından kontrol edilen bölgelerdeki Ermeni mirasına yönelik tehditlerden endişe duyuyor. Western Armenia televizyonu Talat Paşa'nın Ermenilere karşı işlenen soykırıma, Armenosi'de değinen mektubundan bir alıntı sunuyor. Müzede bir Ermeni bırakmak istedik. Gelecekte bu mektubu okuyorsanız bu bizim kaybettiğimiz anlamına gelir. Ama bizim yenilgimiz size zafer getirmez. Cellat kurbanın başını kesmeyi başaramazsa bu cellat için bir yenilgidir ama kurban için bir zafer değildir. Zafer kurbanın kafasının bir daha celladın baltasının altına düşmemesidir. Cellat için her kurban bir başkasıdır. Kurban için her cellat son olabilir. Beni iğrenç bir düşmanınız olarak mı görüyorsunuz? Hatalısınız. Düşmanınızı ölüler arasında değil, yaşayanlar arasında arayın. Ben sizin ölmüş dedelerinizin düşmanı olmuşum. Sizin düşmanınız yaşayan torunlarım olabilir ya da değil. Düşmanınızı tanıyın. Bizim başarımız düşmanı dosta çevirebilmemizdir. Sizin talihsizliğiniz ise bir dostu düşmana çevirebilmenizdir. Düşmanı dost olarak görmeniz, onun da aynı şekilde davranacağı anlamına gelmez. Taşnak dedeleriniz bizim iktidara gelmemize yardım ettiklerinde aynen böyle davrandılar. Onlar düşman Hamid'i dost Jön Türk'le yenebileceğini düşündüler. Persleri Türk'le, Türk'ü Rus'la yenebileceğinizi düşünerek yüzyıllardır böyle hareket ettiniz. Ve sizler adımlarınızı sağlıklı düşünce üzerine değil, körü körüne inanç üzerine kurduğunuzdan hep o saflığın zararını gördünüz. Soykırımdan, Armenosit'ten sağ kurtulanların soyundan gelen Mardiros Jamgochyan çocukluğundan itibaren Ermeni olarak terbiye aldı. Daha 12 yaşındayken Ermenistan'ın kurtuluşu için savaşan bir özgürlük savaşçısıydı. Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit'in tanınmasına ve Ermeni davasına karşı çalışan bir Türk gizli polisi 9 Haziran 1981'de Cenevre'de yere serdi. 1990'dan itibaren Artsakh Kurtuluş Savaşı'na katılmıştır. Jamgochyan bir röportajında doğum günü vesilesiyle hapishaneden bir kez çıkmasına izin verildiğini söyledi. Kutsal Badarak için Cenevre'deki Ermeni Kilisesi'ne götürülmek istedim. Ellerimde kelepçelerle Ermeni Apostolik ve Protestan Kiliselerinin liderlerinin kapının önünde beni bekledikleri kiliseye büyük bir alayla götürüldüm. Arabadan inmedim. Polislerden kelepçelerimi çıkarmalarını istedim. Benim kilisede özgür olmalıyım dedim. Kilise görevlileri de üzüldü. Rahip Garnuzyan, burası bizim bölgemiz. Ben sorumluyum. Ellerini serbest bırakın dedi. Yıllar önce tutuklanmamda hazır bulunan iki polis yanımdaydı ve kaçacağını sanma bütün kilise kuşatıldı diyerek benimle birlikte içeri girdiler. Beni görür görmez tüm kilise ayağa kalktı ve ayin bittikten sonra orada bulunanların hepsi birer birer bana yaklaştı, elimi sıktı, bazıları beni öptü, diğerleri ise yaşa oğlum diyerek bana sarıldı. Polis şaşırdı. Tutuklandığınız sırada buraya resminizle geldiğimizde sizi tanımadıklarını söylediler ve şimdi siz Ermeniler çözülemeyen bilmecesiniz ancak şimdi ne kadar birlik olduğunuzu anlıyoruz dedi. Ben şöyle yanıtladım. O zamanlar beni gerçekten tanımıyorlardı. Ama şimdi özgürlük savaşçısına kendi yöntemleriyle teşekkür ediyorlar. Ayinden sonra Ermeni Hanımlar Birliği, Ermeni yemeklerinden oluşan bir akşam yemeği düzenledi ve bana eşlik eden memurlar da katılmaya davet etti. Armen Press'in haberine göre Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı 1. Sözcü Yardımcısı
Vedant Patel, Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan liderlerinin Brüksel'de yaptıkları görüşmeye atıfta bulunarak şunları söyledi. Amerika Birleşik Devletleri bu müzakerelere taraf olmadı. Ancak Arlington'da ev sahipliği yaptığımız görüşmelerin devamı olarak bunların ileriye dönük önemli adımlar olduğuna ve bu iki ülke arasında kalıcı barışın mümkün olduğuna inanmaya devam ediyoruz. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan liderleriyle yaptığı üçlü görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Avrupa Konseyi Başkanı şunları kaydetti. Onlar Ermenistan Cumhuriyeti-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesi yolunda ilerlemeye odaklandılar. Liderler Güney Kafkasya'da barışı tesis etme isteğini paylaşıyorlar. Ortak çabalarını çok takdir ediyorum. Gündemdeki tüm konuları birlikte gözden geçirdik. Sınır konularında sınır belirleme ile ilgili ilerlemeyi ve sonraki adımları gözden geçirdik. Bu bağlamda liderler sınır meselelerine ilişkin ikili görüşmelerin yeniden başlaması konusunda mutabakata vardılar. Liderler 1991 Almatı Deklarasyonu'na ve Ermenistan Cumhuriyeti'nin 29.800 km² ve Azerbaycan'ın 86.600 km² toprak bütünlüğüne kesin bağlılıklarını inelediler. Sınırın nihai olarak çizilmesi müzakereler yoluyla kararlaştırılacaktır. Yukarıdaki açıklamaya atıfta bulunarak Batı Ermenistan hükümeti bir kez daha hatırlatmak istemektedir ki Azeri Devleti kurulduğu dönemde Arsah ve Nahiçevan zaten Batı Ermenistan'ın bir parçasıydı ve Azerbaycan'ın bir parçası olamazlar. Sayın Charles Michel'in hukuk davamızdan belki haberdar olmadığı gerçeğinden bahsetmişken 1920'de Sevr Antlaşması'na dayanarak Ermenistan içerisinde bağımsızlığını kazanan Artsakh'ın yerli Ermeni halkı kendi sözünü zaten 1991'de söylediğine dikkat çekmek isteriz. Bakü makamlarından bağımsızlık ve Almatı'nın ilanı bir rol oynayamaz. Ermeni devleti ile Bakü yetkilileri arasındaki sınırların belirlenmesinde belirleyici bir role sahip olarak bu bölgede onlarca yıldır yaşanan ve bölgenin demografik yapısını değiştiren katliamları da hesaba katmak gerekiyor. Tüm uluslararası mahkemelerden öncelikle gerçek hukuki belgelerle tanışmalarını ve sonra yalnızca hukuki belgelere dayanarak beyanlarda bulunmalarını istiyoruz. Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 14 Mayıs'ta Brüksel'de düzenlenen üçlü toplantının sonuçlarına ilişkin Charles Michel'in sözleriyle bağlantılı olarak bir açıklama yaptı. Açıklamada özellikle şunlar belirtiliyor. 14 Mayıs'ta Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı üçlü görüşmenin sonuçlarına ilişkin basın açıklamasında bulundu. Açıklamanın hem genel içeriği hem de ayrı ayrı hükümleri Avrupa Birliği liderliğinin Artsakh halkının yasal haklarını ve çıkarlarını göz ardı etmeye devam ettiğini gösteriyor. Bu söz konusu açıklamada Berzor Koridoru'nun 5 aydan fazla süredir devam eden ablukasından, yasa dışı bir Azerbaycan kontrol noktasının kurulmasından ve Artsakh'ın 120 bin kişinin fiilen kuşatılmasından ve bundan dolayı ortaya çıkan tüm insani sorunlardan söz edilmemesiyle kanıtlanmaktadır. Bu gerçek gösteriyor ki Avrupa Konseyi Başkanı Azerbaycan'ı engellemiyor ve Artsakh halkının acılarını siyasi bir araç olarak kullanması için teşvik ediyor. Hatırlatalım ki 1991 yılında Artsakh halkı uluslararası hukuk normlarına ve o dönemde yürürlükte olan iç mevzuata tamamen uygun olarak devredilemez kendi kaderini, tayin hakkını kullandı ve devletlerini Azerbaycan ve Sovyet Ermenistan'ı ile aynı temelde oluşturdu. Bireysel ülkelerin ve uluslararası kuruluşların herhangi bir temsilcisinin Artsakh halkının kaderini yönetme hakkı yoktur. Bu bağlamda Artsakh Cumhuriyeti halkının ve yetkililerinin devredilemez hakları için uluslararası hukuk norm ve ilkelerine uygun mücadeleyi sürdürme kararlılığını bir kez daha teyit ediyoruz. Batı Ermenistan hükümeti Bakü makamlarının Artsakh halkına yönelik fiili soykırım politikasını kınamakta ve çatışmaların ve kan dökülmesinin önlenmesi için uluslararası mahkemelerden etkin işbirliği göstermelerini talep etmektedir. Artsakh halkı yerli bir halktır. Bu bakımdan tüm uluslararası normlara uygun olarak kendi kaderini tayin eder ve kendi ülkesinde özgür ve güvenli bir şekilde yaşama hakkına sahiptir.
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu'nun 2022 Din Özgürlüğü raporunu yayınladı. Raporda özellikle Azerbaycan özel kontrol altındaki ülkeler listesine dahil edilmiştir. Raporda Bakü'nün kontrolüne geçen Artsakh topraklarında Bakü makamları tarafından Ermeni manevi mirasının yok edilmesinden bahsediliyor. Uluslararası kuruluşlar ve diğer kuruluşlar Azerbaycan hükümetinin Artsakh ve Azerbaycan'ın kontrolü altındaki komşu bölgelerdeki dini ve kültürel mirası korumaya hazır olup olmadığını sorgulamaya devam ediyor. Şubat ayında dönemin Kültür Bakanı Anar Kerimov, sözde sahte Ermeni apostolik yazıtlarını kiliselerden kaldırmak için bir çalışma grubu oluşturduğunu duyurdu. Görünüşe göre uluslararası öfke sonrasında hükümet plandan vazgeçti ve Mart ayında Avrupa Parlamentosu Azerbaycan'ın Artsakh Dağlı Karabağ ve çevresindeki Ermeni kültürel mirasını yok etme ve inkar etme politikasını kınadı. Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti'nin ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'na ve Bakü'deki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'ne Artsakh ve çevresindeki ibadethanelerin ve diğer dini veya kültürel alanların restore edilmesi ve korunması için fon sağlamasını tavsiye ediyor. Armen Press, Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı mesajı aktarıyor. UNESCO'nun olağanüstü hal ve savaş durumlarında yürüttüğü faaliyetlere değinen Ermenistan Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi 13 Eylül 2022'de Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemen topraklarına düzenlediği saldırının yarattığı durumu, özellikle etkilenen bölgelerde eğitim sisteminin uğradığı tahribatı hatırlattı ve durumun üstesinden gelmek için atılan adımları sundu. Ermenistan Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi yaptığı konuşmada Azerbaycan'ın kontrolündeki topraklarda, özellikle Şuşi ve Hadrut bölgesinde Ermeni kültürel mirasına yönelik tehditlerden duyduğu kaygıyı da dile getirdi. 2020'den bu yana sayısız yıkım, vandalizm ve Ermeni kültürel mirasına el konulmasının, Ermeni kültürel izlerinin ortadan kaldırılması hedefinin anlamlı kanıtı olduğunu vurguladı. Bu bağlamda Büyükelçiye Derste Panyan, Artsakh ve komşu bölgelere acilen bir UNESCO misyonu gönderme arzusunu yeniden teyit etti. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size 1907-1989 yılları arasında yaşamış olan Gusan Aşot'un Manik Grigoryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Hov Sarerat eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.